Gerçekten bugün burada çok değerli bir toplantı oldu. Açıkçası kendi adıma ben çok faydalandım. Sudan tarafından iki tane bakanın burada olması ve işin içinde olan iki bakanın burada olması, tüm bildiklerini ve bütün samimiyetleriyle, duygularıyla anlatması açıkçası beni çok memnun etti. Sağ olsunlar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Adre Bey'in söylediği gibi tabii yani ben de biraz o gözle bakıyorum. Sudan bizim için ne anlama geliyor, ne anlam ifade ediyor diye baktığımız zaman gerçekten Afrika'nın Pakistan'ı diyebiliriz. Yani biz Sudan'ı ya da Pakistan'ı niye severiz? Düşündünüz mü? Yani açıkçası ben Sudan'a hiç gitmedim. Hiçbir işim de yok orada. Akrabalarım yok ama Sudan'ı seviyoruz. Bunun bir açıklamasının olması lazım ve çok güçlü bir açıklamasının var olduğunu biliyoruz. Bu medeniyetimizden, tarihimizden gelen bir şeydir. Ben üniversitede okurken sadece yani tek Sudanlı arkadaşım vardı. Bugüne kadar başka arkadaşım da olmadı açıkçası. Daha çok arkadaşım. Şimdi oldu yani. Evet. İnşallah bundan sonra daha Abdülfettah diye bir arkadaşımdı dedim. Abdülfettah. Beraber Hacettepe'de üniversitede okudum. Gerçekten her gördüğüm zaman hanımefendi de olduğu gibi, beyefendiler de olduğu gibi yüzü gülerdi. Yani Sudanlı dendiği zaman yüzünün ötesinde gözleri gülerdi onların. Yani yüzün gülmesiyle gözün gülmesi. Çünkü gözün gülmesi biraz içeriden gelen bir şey. İçerideki güzelliğin dışa yansıması. Onu Büyükelçi Yusuf Bey de çok iyi temsil ediyor zannediyorum. Her evet. defasında evet, çok güzel. Aynen. Değil mi? Evet. Hepsinde ben... zaman böyle ben o sıcaklığı hissettiğim o sıcaklığı da açıkçası ben paylaşmak istedim sizlerle. Tabii değerli dostlarımız Sudan'ı ve Türkiye'yle olan ilişkileri çok detaylıca açıkladılar, izah ettiler. Bizim de bunları öğrenmeye biraz ihtiyacımız vardı. Çok sağ olsunlar. Tabii Sudan konusuna geçmeden önce bence bir genel olarak Afrika'ya bir bakmamız lazım. Yani Sudan o kıtanın bir parçası. Sudan'ı iyi anlayabilmemiz için bizim Afrika'yı iyi anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Afrika'ya baktığımız zaman özellikle 19. ve 20. yüzyılda yoğun olarak bir batılı sömürgecilerin istilasına uğramıştı. Bildiğiniz gibi. Sebebi ne? Bugün baktığımız zaman birkaç rakam bunun nedenini açıklamaya yeter aslında. Arkadaşlarımız dünyadaki altının %40'ı Afrika'dan. Yani bütün altının %40'ı nübadiye dediği o da ben anlamını da bilmiyordum. Altın anlamını bilmiyordum. Kobalt ki teknoloji bakanımız burada. Kobalt bugünkü teknoloji için çok önemli bir madde. %60'ı yine Afrika'da. Değerli madenlerin %90'ı yani bugün bildiğiniz altın, zümrüt değerli ne kadar maden varsa %90'ı da Afrika'da bulunmaktadır. O nedenle eğer bugün yine dünyada bir bütün ülkelerin başta Avrupa Birliği ülkelerinin, Hindistan'ın, Rusya'nın, Çin'in özellikle Çin tabii Rusya Afrika'ya yöneliyorsa burada böyle çok büyük bir potansiyelin olduğunu rahatlıkla söylemek gerekebilir. Ama herkes biliyor ki, başta Sudanlı dostlarımız da biliyor, Türkiye'nin bu bölgeye yönelmesinin nedeni ne onların petrolü, ne altını, ne kobaltı, ne diğer yerüstü, yeraltı zenginlikleridir. Biz Sudanlıları, Sudanlı oldukları için bizim medeniyetimizin bir parçası olduğu için seviyoruz ve o nedenle orada yer almak istiyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bayraktarlığını yapıyor. Kendisi bildiğim kadarıyla 30'a yakın
ülkeyi o 15 sene içerisinde ziyaret ettiler, ziyaret etmeye devam etmektedirler. En son Sudan'daydı biliyorsunuz. Orada da Sudan'la çok önemli, güzel anlaşmalara da imza attılar. Türkiye olarak biz Afrika'ya açıkça söylemek gerekirse biz biraz geç. Maalesef tabii bizi de rahat bırakmıyorlar. Az önce söyledi, dostumuz anlattılar gerçekten. Birileri Afrika'yı ve Sudan'ı hiçbir zaman rahat bırakmak istemiyor. Sürekli karıştırıyor. Aynı şekilde Türkiye'de uzunca yıldır bu tür karıştırmaların muhatabı durumundadır. Ama biraz ayağımız yere bastığı zaman, biraz güç toparladığımız zaman ilk fırsatta biz dostlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yine örnek olarak hani özellikle bizim hükümetimizin ve AK Parti hükümetleri döneminde ki rakamlara birazcık bakacak olursak rakamları tam vermek istiyorum. Onun için yanlış vermemen için bakmama müsaadeniz lütfen. Aslında rakamlara takılmamak lazım. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim Sudan örneğinde örnek verecek olursak 2000 yılının başında sadece 1 milyon dolar kadar, o bile değil. Yani ayıp olmasın diye 330 milyon dolar diye bizim aldığımız Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığımız rakamlarda 330 bin dolarlık bir yardım yapmışız sadece. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman 2017'de 400 milyon dolar yardım yapmışız. Ne var bu yardımların içerisinde? Çok birkaç. Bu yardımların içerisinde tabii ki insani yardımlar var, TİKA'nın yapmış olduğu yardımlar var, AFAD'ın yapmış olduğu yardımlar ve sanırım yine bu rakamın içinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu yardımlar yok. 400 milyon dolar yardım. Peki yine arkadaşlar biraz daha başa dönecek olursak Türkiye dünyada yardım yapan yani döner ülke olarak söylediğimiz ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Yani aslında ekonomik büyüklüğümüze baktığımız zaman dünyadaki 15 şu an 15 ülkeden biriyiz değil mi? 15 büyük ülkeden biriyiz. Dolayısıyla yardım sıralamasında da 15. sırada olmamız gerekiyor. Ama biz birinci sıradayız. Ve biz bunu bir örnek vererek de ifade etmek istiyorum. Bu örneği birkaç yerde de verdim. Bizim bakanlarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız veya biz de resmi olan herkes yapmış olduğumuz bu yardımları da güzellikle böyle övünerek de anlatırız. Ama aynı şeyi şöyle düşünün. Avrupa'da bir ülkede bir başbakan, bir cumhurbaşkanı kürsüye çıkıp şunu söylediği zaman işte biz ihtiyacı olan ülkelere, Afrika'ya, işte tanımadığımız birçok ülkeye şu kadar milyarlarca dolar yardım ediyoruz dediği zaman kesinlikle alacağı tepki negatif olacaktır. Çünkü onlar şunu diyecektir. Siz bana yatırman gereken, bana vermen gereken emekliliğime, geleceğime veya bugünüme, refahıma vermem gereken o paraları, yardımları niye bana değil de başka ülkeye yapıyorsun? Bundan rahatsızlık duyar. Ama öyle bir ülkedir ki burası, gerçekten yani Türkiye'nin şartları dört dörtlük değil, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir siyasetçimiz, devlet adamımız halkın karşısına geçip bunları anlatmaya başladığı zaman alacağı şey büyük bir alkış olacaktı. Bunu da bu toplumumuzun, milletimizin de bu büyük hem cömertliğini hem bu derin duygularını da gerçekten takdir etmemiz gerekiyor. Evet, tabii
arkadaşlarımız çoğu konulardan bahsetti. Ben tekrar konuyu da çok fazla uzatmak istemiyorum ama muhakkak soru cevap kısmı olacaktı. Orada da soru ve sorularınızı da bekliyorum. Ben bu vesileyle tekrar misafirlerimize de hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı.